arkadaşım onunla tanışıyor. Sahi? Evet, okul arkadaşıymış. Evet, evet okul arkadaşıymış. Kimden bahsediyor? Aynen öyle. Başlığı çok yakınından mı? Sen? Çok eski arkadaş. Gerçekten mi? Evet, bence iyi biliyor. Çok eski. Affedersin. Kalemin var mı? Evet. Üzgünüm, yanımda yok. Durağımı geçtik. Affedersin. Durağımı geçtin. Affedersin. Sakin ol. Durağımı geçtin. Öğretmen çok ödev verdi. Tamam. Kapıyı açar mısın? Televizyon izleyemeyeceğim. Tamam. Kapıyı niye açmıyorsun? Hey, ne oluyor? Ne sanıyorsun? Hayır, ben iyiyim. Çizerken uykuya dalmışım, bitirmeliyim. Hemşire! Hayır. Bütün bunlar senin iyiliğin için. Hayır, lütfen hayır. Hemşire! Hayır, lütfen bunu yapma. Hayır, lütfen. Hayır, lütfen bunu yapma. Yap şunu, hayır, hadi. Hayır. Hadi. Lütfen, anlamıyorsunuz. Kapanma. Bana anlatır mısın? Belki bunu yatıştırıcı olmadan yaparız. Hı? Sence de makul bir teklif değil mi bu? Tamam. Geç. Merhaba Emma. Sağ ol Dixon. Bana bırakabilirsin. Bence bu hiç iyi bir fikir değil. Sorun yok. Değil mi Emma? Dışarıda bekliyorum. Uslu dur. Evet, sanırım daha önce resmen tanışma fırsatı bulamadık. Ben Doktor Fenton. Doktor Channing nerede? Dosyama o bakıyor. Çizemeden uyuduğumda neler olduğunu biliyor. Maalesef Doktor Channing yine şahsı olmuş. Ona bakmak için izin aldım. Anlamıyorum. Gitti mi yani? Kocası bir anda hastalandı. Ama bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Başından beri buradaydı. Yaşadıklarımı o biliyor. Peşimde... Ne olduğunu biliyor. Sorun yok Dixon, sorun yok. Emma, Doktor Channing'in aniden gitmesiyle ilgili endişesini anlatıyor sadece. Ona hak veriyorum. Emma. Emma, seçim senin. Ya oturup yaşadıklarını anlamamda bana yardımcı olursun... ...ya da seni uyuşturup yarın sabah baştan başlarız.
Pekala. Nereden başlayalım? Dosyam sizde. Siz söyleyin. Bununla başlayalım. Okumadınız değil mi? Onun sesini okumadınız. Hayır. Okuyayım mı? Hayır hayır olmaz. Adını asla sessiz söylemeyin. Adını sessiz söylemeyin. Çöp adam gelir, rüyaları gözetler. Adını söylemek ölüm döşeğine dek. 10 yaşımdayken başladı. Kardeşimle beraber. Hayır! Claire, kendine gel! Hayır! Kendine gel! Claire! Kabuslar o kadar kötüydü ki ablam Claire rüyasında ona saldıran şeyle boğuşurken kendini yaralamıştı. Claire, beni lütfen! Beni öldürecek! Hayır! Hayır Claire, lütfen kendine annem gel! Annem birçok doktorla görüştü ama çare bulamadılar. Kabuslar daha da kötüye gidiyordu. Annem ablamı kurtarmaya çalışırken öldü. Sonra Claire'i aldı. Kaçmalıydım. Anne! Çok uzaklara kaçmalıydım ama kaçmadım. Uyan! Uyan! Çöp adam uyuyanları izler. Ruhları çalmak için rüyaları gözler. Adını söyleyince duyan mahvolur. Kabuslara hapsolur. Ölüm döşeğinde bulup kanıyla hapsolur. Koruma bozulursa dünyamıza ulaşır. Bu sabaha çıkaramazsa. Ne? Hayır, hayır, hayır! Anne! Rapor verin. Claire! Çöp adam gelip ruhumu alsın. O gece benim için geldi. Bu şiiri okuyup ismini söylediğin için mi seni seçti yani? Emma burada pencerelerin ve kapıların içeriden kilitli olduğu ve içeride sadece senin bulunduğunu evet, yazılmış. Evet, tabii ki bendim değil mi? Annesini ve kardeşini öldüren 10 yaşındaki canavar. Bunları çizersen geceleri rüyana girmeyeceğini sana kim söyledi? Söyleyemem. Yoksa... söylemez misin? Çünkü daha önce bunları neden çaresizce çizdiğini anlatması için Jeremy'ye yalvarıyordun. Bir hademenin bunları Jeremy'nin odasında bulduğunu biliyor muydun? Bunları ona verdiğini sandı ama öyle olmadı. Değil mi Emma? Jeremy bunları gizlice çizmeye başladı, değil mi? Jeremy gibi intihar tehlikesi olan birine kalem gibi sivri bir cisim vermenin ciddi bir ihlal olduğunu farkında mısın? Jeremy seninle konuşmaya başladı mı? Çünkü bildiğim kadarıyla ailesini öldürdüğünden beri 6 yıldır kimseyle konuşmuyordu. Bu sayede bağ mı kurdunuz? Emma, bana yardımcı ol.
Sanırım işimiz bitti. Dixon. Efendim. Lütfen Emma'yı uyut ve bu akşamla tek başına hücreye al. Hayır, yapamazsın. Emma, söz vermiştim. Benimle geleceksin. Bunu yapamazsın. Çizmeme izin ver. Çizmeden uyursam sabaha çıkaramam. Emin ol, bunda korkulacak bir şey olmadığını göreceksin. Emma, hemen sakinleş. Hayır, olmaz, hayır. Hadi. Çizmeme izin verin. Çizmeden uykuya dalamam. Sakin ol, sesini alçalt. Hayır Dixon, bırak beni. Hayır. Bilinçaltın bu iblisi suçunla baş edebilmen için üretmiş. Bunu fark ettiğin anda üzerine gidebiliriz. Üzgünüm Emma. Hayır, senin iyiliğin hayır. İçin bu. Dur, dur. Hayır, lütfen, lütfen. Bırak beni, lütfen. Beni öldürecek. Çöp adam. Son ver. Hayır. Hayır. Jeremy. Hayır. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hayır. Sakin ol. Tamam. Hadi. Hayır. Hadi sakin ol. Hayır. Hadi millet, uyanma vakti. Harika bir gün. Kahvaltıya 20 dakika var. Kalkıp hazırlanın. Hadi bakalım. Herkes kalksın. Yataktan çıkmayan yemek yiyemez. Jeremy, ne yaptığını sanıyorsun? Herkes odasına dönsün. Kaçak var. C bölümüne gidiyor. Jeremy? Jeremy? Jeremy?
Sen peşinden git, önünü keseceğim. Jeremy, buna bir son ver. Hayır! Emma, Emma, hayır! Emma! Tanrım. Emma! Doktoru çağır. Hadi! Yaşıyor mu? Hemen D bölümüne dön. Hadi. Bir yıl sonra. Taylor James'in ölümü şüphe yarattı. Birazdan da tahmin sonuçlarını getireceğim. Buyurun, bunlar sonuçlar. Emma? Emma? Bu sabah nasılız? Daha iyi olamazdım. Hmm. Tanıştığımızdan bu yana çok ilerleme kaydettin Emma. Sayenizde. Bir yıldır hiç kabus görmüyorum. Bir mesele dikkatimi çekti. Seninle konuşmak istiyorum. Emma, Hollybrook'tan ayrılma konusunda ne düşünüyorsun? Gitmek mi? Peki nereye? Genç kadınlar için geçici bakım evinde kontenjan açılmış. 18. yaş gününe kadar 7 ay kalacaksın. Seni topluma kazandırmamıza yarayacak bu. Hazır mısın? Evet, evet, kesinlikle. Güzel. Ben de öyle. Birkaç saate gelirler, tamam mı? Ne çabuk? Hemen hallolsun. Emma, artık hayata dönmelisin. Tebrik ederim. Bunu duydun? Hayır. Jeremy, dur.
Jeremy hala sana küs ha? Öğrendiğinden beri konuşmuyor. Merak etme. Belki bizlerle konuşmaya başlar. Bunu görmek isterdim. Aracın geldiğini söylemek için uğradım. Aşağıya inmelisin. Tamam. Neredeyse hazırım. Kendine iyi bak, tamam mı? Buraya bir daha dönme. Olur mu? Tamam. Söz veriyorum. Ne kadar oldu? 10 yaşımdan beri. 7 yıl. Gergin misin? Ödüm kopuyor. Ha. Ama en kötüsünü geride bıraktın, değil mi? Umarım. Evet. Hani lokma takımı lazım demiştim. Ne olduğunu bilmiyorum ki. Bu o ha? Sandığımdan farklı görünüyor. Sence bir deli nasıl görünür? Bilmem. Sanırım senin gibi. Kes şunu. Dinle. Kızlar sürekli boş konuşur. Ama burada kalmak onlar kadar senin de hakkın. Bunu biliyorlar mı? Hiç merak etme. Hadi. Kızlar, bu Emma. Bir süre bizimle kalacak. Ona yabancılık çektirmeyin. Merhaba. Ben Paige. Bu nur topu da Liv. Peach, Liv bana yardımcı olurken Emma'yı Bayan Hill'le tanıştırır mısın? Elbette. Sorun değil. Bana bırak. Hadi, yemek vakti. Hadi gel. Bayan Hill mutfakta işe koyulmuştur. Liv. Hadi.
Liv'e aldırma olur mu? Ailesinde herkes araba hırsızıydı. Güven konusunda biraz sorun yaşıyordu. Ama araba çalman gerekirse ona danış. Aklımda tutarım. Sadece 5 kişiyiz. 9'a kadar televizyon serbest. 10'da da ışıklar kapanıyor. O kadar da kötü değil yani. Hiç kötü bir yer değildir burası. Yaptığımız her şeyi izliyorlar mı? İçerisi neden dışarıdan farklı olsun ki? Gözetleme toplumunda yaşıyoruz. Bizi 7/24 izliyorlar. Kate'i dinleme. Her konuda çok paranoyak bir tiptir. Sistemi kökünden yakmadan rahat edemeyecek. En azından kendi evimi yakmadım seni ahmak. O bir hataydı. Çok da güzeldi. Asıl hata bu ikisinin söylediklerine kulak asmak olur. Gizlice izlemek konusunda endişelenmiyor musun Tess? Tess'in eski sevgilisi videolar çekiyormuş. Uygunsuz hallerde. Tess videoları aramak için onun evine girmiş. Ama tek bulduğu dışarıda bekleyen polis memurları olmuş. Hiç adil değil ha? Sakin ol. Kimse ona neden Holybrook'ta 7 yıl kaldığını sormadı mı? Liv, onu rahat bırakır mısın lütfen? Hadi Emma anlat. Bunun ne yeri ne de zamanı. İki leşi varmış. Emma hem annesini hem kardeşini öldürmüş. Hayır, hayır yapmadım. Yapmadım. Bize yalan mı söyleyeceksin? Şunu hemen keser misin? Hayır, bırak. Liv, kendine gel. Ne arıyorsun ha? Kendine gel Liv. Liv! Ah bu da ne? Hayır bırak şunu. Bırak ulan. Liv! Deli misin? Çöp adam uyuyanları bu izler. Ruhları çalmak için lütfen, rüyaları dur. Gözler. Adını söyleyince... Dur ne yaptığını Liv. Bilmiyorsun. Adını söyleyince duyan mahvolur. Söyleyen kabuslara hapsolur. Ölüm döşeğinde olup kanıyla dur, hapsolur. Dur! Sakın bitirme sakın. Liv! Seni uyarıyorum. Uyanmadan önce ölürsem ruhum çöp adamın eline geçecek. Burada ne oluyor? Bak. Deli bir katille aynı çatı altında uyuyamam. Sana sorduğumu hatırlamıyorum Liv. Ya o buradan gider ya da ben. Tehdit mi ediyorsun? Unutma, ıslahaneye tek gidişlik biletin hazır. Sakin ol Liv. Liv hayır. Buna değmez Liv. Yerleşmeyecek misin? Yarın burada olmayacağım. Işıkları söndürün. Liv'in söylediği şeyi... Gerçekten yaptın mı? Öyle söylüyorlar ama... Hayır, ben yapmadım. Neden geldiğini anlatmadın. Ben bir dostuma bulaşan bir kızın dişlerini kırdım. Şikayetçi oldu ve... Işıkları söndürün. Bence yerleşmelisin. Hey. Bu gece kabus görürsen bana haber ver. Emma duyuyor musun? Emma! Emma! Kapıyı aç! Emma!
Yanında kim var? Bilmiyorum. Liv nerede? Ben buradayım. Bu kapı niye açılmıyor? Herkes geri çekilsin. Lütfen yardım edin. Tanrı aşkına imdat. Emma! Neler oluyor? Yardım edin! Polis arayın! Yardım edin! Buradan hemen çıkıyoruz, hadi! Liv! Gitmeliyiz, hemen gitmeliyiz. O gitti. Sen ne yaptın? Liv! Ne yaptığını sanıyorsun? Liv, buradan çıkmalıyız. Ben değildim. Yüce İsa. Aman Tanrım. Gerçekten ölmüş. Öyleyse kimdi ha? Çünkü burada başka birini görmüyorum. Bilmiyorum. Bu çok mantıksız. Burada olmamalıydı. Rüyalarımızın dışına çıkmaması gerekirdi. Bu delinin neden bahsettiğini anlayan var mı? Andrea'ya dolaba bak. İstemiyorum. Tanrı aşkına Andrea. Hiçbir şey yok. Ne yani? Her kimse bir anda yok mu oldu? O bir insan değil. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Seni bunu başka birine yapmadan önce geberteceğim. Dur! Kızı bırak. Yeter artık. Ne yaptığına bak. Bunu nasıl yapabilir? Bilmiyorum ama hemen anlatacağım. Dur! Saçmalıyorsun. Bununla polis ilgilensin, tamam mı? Bırak. Söylesene. O çöp adamdı. Andrea, sen miydin? Hayır. O şiiri okumamalıydın. Onun adını ağzına almamalıydın. Neye bulaştığınızdan haberiniz yok hiç. Yıllarca sadece rüyalarımdaydı ama artık burada. Gerçek dünyada, anlıyor musunuz? Nasıl bilmiyorum ama peşimize düştüğünü biliyorum. Saçmalık. Rüzgardan kapanmıştır. Kimse yok. Burada başka biri varsa kamera kayıtlarından görürüz, öyle değil mi? Tamam. Liv, dur, dur. Kes şunu, tamam mı? Hadi kameralara bakalım. Gidelim hadi. Hadi. Burada bir şey yok. Yok da ne demek? Biri kameraları sökmüş. İşte. Koridordaki kamera. Orada dur. Bakın, Paige ile konuşuyoruz. Odamdaydım. Bu doğru. Yani kameraları sökmüş olmam mümkün değil. Dur, dur, geri sar. Bak, yemek odasında. Bir sorunumuz var. Evet, bu gerçekten mükemmel. Sorun değil, polislere gerçeği anlatırız. Sence bize inanacaklar mı? O zaman sileriz. İnternete yani... yüklüyorlar. Oradan silemeyiz. Hayır, beni dinlemelisiniz, tamam mı? Polis sorunlarımızın en küçüğü.
Bir değişiklik var. Hiç rüyalarımın dışına çıkmamıştı. Bak. Senin deliliğinden bıktım, tamam mı? Bakın, ben de gördüm. Neyi gördün? Odada Emma ile birlikte bir şey vardı. Yani yalnız değildi. Pekala, nereye gitti? Şimdi nerede peki? Anlamıyorsun. İnsan gibi değildi. Çünkü insan değil. Hepiniz şiiri duydunuz. Hepinizin peşine düşecek. İkiniz de delisiniz. Bunu Ketiye ve Bayan Hill'e tek başına nasıl yapacak ha? Yapamayacağını biliyorsun. Peşimizde bir öcü olduğunu mu söylüyorsun? Evet. Ve hepimiz ölene kadar durmayacak. Bu saçmalıkları neden dinliyoruz tamam, ki? Tamam, beni dinleme. Bakalım neler olacak. Hey! Hey! Nereye gittiğini sanıyorsun ha? Hollybrook'a dönmeliyim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bana inanmıyor olabilirsin ama inanacaksın. Anlıyor musun? Ama çok geç olacak. Emma, bunu neyin yaptığını söyle. Ne olduğunu söyle bize. Bizi aydınlat. Annemi öldürdü. Kardeşimi öldürdü ve sonra benim peşime düştü. Kabuslarımı da görüyorum. Böyle yapıyor. Peşine düşüyor. Yaşama hevesini yok ediyor ve sonra seni alıyor. Uzun zamandır savaşıyorum. Ve onu hapsetmenin bir yolunu buldum. Kafayı yemişsin. Liv, bırak da konuşsun. Onu hapsettiysen nasıl ortaya çıktı? Bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Serbest kalıp bir şekilde bu dünyaya adım attı. Tıpkı şiirdeki gibi. Tüm bunlar bir şiirden mi? Size deli olduğunu söylemiştim. Dur. Dur. Dur diyorum. Kimsenin bu konuda bir mantıklı açıklaması yok. Öyle değil mi? Ve birileri Kate ve Bayan Hill'i aramaya başlayacak. O zaman ne yapacağız? O haklı Liv. Kendin de söyledin. Polisler bize asla inanmayacak. Yani hoşuna gitmese de bu işte beraberiz. Kimseye görünmemeliyiz. Ben almak için Kate'nin ceplerini karıştırdım. Telefonunu da aldım. Benim burada olmama hiç gerek yoktu. Kısa çöpü çeken sen değil miydin? Biriyle yer değiştirmek istiyorsan Liv'e sormalısın. Kiminle uğraştığımızı öğrenmeye çalışıyorum. Bize yardımcı olmayacak mısın? Olacağım. Bak, bu bana hiç doğru gelmiyor. Ayaklarından tut. Onları merdivenin altına bırakacağız. Emma delirdiği için buraya gelmişler gibi göstereceğiz. Sonra da olan oldu ve onları merdivenden itti, tamam mı? Bilmiyorum niye. Tess, bunu sensiz yapamam. Ona değil bize inanırlar, tamam mı? Hadi. Bize yardım etmeyecek misin Kate? Merhaba. Dünyadan Kate'e. O haritada ne? Hey, nereye gittiğini sanıyorsun?
9 yaşındaki kız yatak odasında ölü bulundu. Küçük çocuk uykusunda öldü. Claremont'lu genç gizemli bir şekilde öldü. Will Johnson adlı öğrenci okulun spor salonunda ölü bulundu. W.J. Will Johnson. Aman Tanrım. Andrea ve Paige'in peşinden gidip onları uyarmalıyız. Bayan Hill'in araba anahtarlarını bulacağım. Dur. Ne oluyor söyle. Emma sandığımız kadar deli olmayabilir. Katie'nin telefonunu aldılar, oradan arayalım. Aradığın o kadar önemli olan şey nedir? Burada beni seven bir hasta var. O şey 9 yaşından beri ona da musallat olmuş. Ne yapacağını bilir. Bizim peşimizdeler mi? Bizi durdurmazlar mıydı? Hayır. Hastanede bir şey olmuş olmalı. Peki şimdi ne yapacağız? Şuraya çek. Ormandan dolaşıp hastanenin arkasından gireriz. Dur biraz bekle. Bana kalırsa gitmeliyiz. Bak bunu atlatmak istiyorsak en iyi şansımız içeride, tamam mı? Olduğunu anlamıyorum. Kendine gelmelisin. Kate her şey doğru dedi. Emma'nın söylediği her şey gerçekmiş. Beni dinle. Bak Kate'in neden bahsettiğini bilmiyorum ama burada neler olduğunu çözemezsek birileri o cesetleri bulduğunda uzun zaman hapis yatacağımızdan adım gibi eminim. Ya sıradaki bizsek? Öyle bir şey olamaz. Birkaç blok öteye gideceğiz. Kendimize bir araba çalacağız ve Paige ile Andrea'yı bulacağız. Bunu atlatacağız Tess, tamam mı? Tüm bunları atlatacağız. Tamam mı? Tamam. 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 Peki. Tamam. Peki ona nasıl ulaşacağız? Hademelerden biriyle aram iyiydi. Vardiyası bitmemiştir. Belki o... Sabah.
Sanırım geç kaldık. Tamam. Arkadaki çitlerden atlayabilirsek C bölümünün yanındaki merdivenlerden girebiliriz. Hademeler bazen kapıyı açık bırakıyordu. Biz hastanenin ne kadarının yandığını bilmiyoruz. İçeride kimse olmayabilir. Bence yine de bakmalıyız. Yani neme lazım? Dedi azılı kundakçı. Şşt. Duydunuz mu? Hadi. Saklanın. Bütün gece dışarıda kalmayacaksın değil mi? Alice! Hadi! İçeriye girme vakti! Hadi Alice! Tanrım. Bu açık. Hey. Tamam. Hadi. Gidelim. Aman da aşağı in. F bölümünde kaçan bir hasta var. Peşindeyim. Takip ediyorum. Buraya gel. Amanda, buraya gel dedim. Şu işi halledelim. Hadi. Ben oraya bir daha dönemem. Burayla işim bitti sanıyordum. Başka bir yolu olmalı, öyle değil mi? Buna mecbur değiliz. Evet. Mecburuz. Ne yapıyorsun? Bakım evini arıyorum. Kızlara neler olduğunu anlatacağım. Hadi aç şunu. Açmıyor mu? Ben olduğumu bilmiyordur. Hollybrook'a hoş geldiniz. Hadi. Devam edip şehirden çıkmaya ne dersin? Paige ve Andrea'yı uyarmadan olmaz. Evet, haklısın. Şunlara bir göz atar mısın? Kate'in bunları çıkarmasının bir sebebi olmalı.
Claremont'u ölen çocuklarla ilgili haberler. Ama kimse neden öldüklerini bilmiyor. Kaç çocuk var? Bilmiyorum, çok fazla bilmiyorum. Ne? Çocukları öldürmeyi Emma planlamış gibi görünüyor. Bunu neden yapsın ki? Bilmiyorum. Görünüşe göre ölümler Claremont merkezinde başlayıp dışarıya doğru yayılmış. Buradan öyle görünüyor. Yayılmış da ne demek oluyor? Çocukların her biri bir öncekinden uzakta yaşıyor. Ya her ne olduysa yayılmış gibi görünüyor. Aman Tanrım. O neydi öyle? Burada mı kaldın? Evet. 7 yıl kadar. Bu sabaha kadar burada olduğuma inanamıyorum. Sağdaki benim odamdı. Jeremy de tam karşımdaydı. Bu da ne? Tanışmak istemeyeceğim bir şey. Emma, bunu görmelisin. Gördüğüm şey buydu, öyle değil mi? Hani bu gece senin odanda gördüğüm şey. Onu hapsetmeye çalışmış. Kaçtığını bir şekilde anlamış ve onu yine hapsetmeye çalışıyormuş. Hapsetmek mi? Ama nasıl? Ölüm döşeğinde bulup kanıyla hapsolur. Ölmek üzereyken kanınla onu çekersen ya hapsoluyor ya da geldiği yere geri dönüyor. Peki onu hapsedebilmiş mi? Bitiremeden onu tekrar kurtarmış olmalılar. Tekrar mı? Ne yapıyorsun Jeremy? Dur! Buraya geldiğimde intihar etmeye çalıştı. Bileklerini kesti ve bunu çizmeye çalıştı. Jeremy, ne yapıyorsun? Hayır! Jeremy, dur! O sıralar ne yaptığını bilmiyordum. Ama beni kurtarmaya çalışıyormuş. Onu hapsetmeyi deneyeceğim. D bölümünde bir tur daha atıyorum. Birini bulursam haber vereceğim. Bu da nedir? Millet Eliza bölümünde. Amateri, Samantha, Sera ve Jeremy hala kayıp. Anlaşıldı. Hey! Hey! Üçü şu anda E bölümüne doğru kaçıyor. Durun! Hey!
Görmem gereken bir şey var. Doğrudan oraya çıkacağız. Dur biraz. Bu kadar önemli olan şey her neyse, bunu açıklamadan bir adım daha atmayacağız. Ben... Geçen yıl Jeremy'nin denediği gibi o resmi çizdim. Ama benimki bitti ve o zamandır bana saldırmıyordu. Bu geceye dek. Yangına dek. Çizime ne olduğunu öğrenmeliyim ve Jeremy'yi bulmalıyız. Bir dakika. Bekle. Şuna bak. Hücreler o bloktaydı. Onu orada hapsettim. Yangın oradaki çizimi yok etmiş. Koruma bozulursa dünyamıza ulaşır. Şiire göre eğer korumayı yok edersen kaçıp gerçek dünyaya geliyor. Yoluna çıkan her şeyi öldürmek için. Peki onu nasıl durduracağız? Jeremy'yi bulacağız. Hadi. Telsizde Jeremy kayıp dediler. Onu onlardan önce bulmalıyız. Ne yapıyorsun? Burada kalmak istemiyorum. Andrea, birlikte kalmamız daha güvenli. Hayır, bence en güvenli seçenek senden ve tüm bunlardan olabildiğince uzaklaşmak. O şeyden kaçamazsın. Nerede olursan ol seni bulacak. Öyleyse ben şansımı deneyeceğim. Andrea, saçmalama. Lütfen. Beni rahat bırakın. Durun. Kıpırdamayın. Hey. Hey. Yerine ulaştık. Merkez. Anlaşıldı, tamam. 10. otobanda B64 vakası. Tekrar ediyorum. 10. otobanda B64 vakası. Merkez, olay yerine yakınız. 10. otobanda B64 vakasına bakmaya gidiyoruz. Tamam. Merkez, anlaşıldı mı? Biz hemen hareket ediyoruz. 10. otobana çok yakınız. Merkez, cevap ver. Her şeyi anlatalım, olur mu? Başından beri bunu yapmalıydık zaten. Eğer anlatsaydık Andrea hayatta olurdu. Hayır hayır, beni dinle. Bu işte yalnızız. Bize yardım edemezler. Ne yapacağız peki? Bizi tek tek öldürmesini mi bekleyeceğiz yani? Hayır, Jeremy'yi bulmalıyız. Onu rüyalarımdan nasıl çıkaracağımı anlattı. Onu nasıl hapsedeceğini anlattı. Onu bulabilirsek onu nasıl yok edeceğimizi anlatabilir, anladın mı? Yaşadığından emin misin? Telsizde onu arıyoruz dediler. Ölmüş olsa aramazlardı. Ölmek istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim. Söz veriyorum. Tamam. Tamam. Hadi. Jeremy buradan çıkmayı başardıysa bildiği tek yere gitmiştir herhalde.
evine. Evet. Hadi, adresi dosyasında olmalı. Burada neler olmuş böyle? Ama bu... Bu benim dosyam. Kan mı o? Onu neden öldürmüş? Okumamasını söylemiştim. Şiiri mi okudu? Beni niye dinlemedi ki? Bak, şu işi halledelim ve o şey bizi bulmadan buradan defolup gidelim, tamam mı? Ben bakım evini arayacağım. Polisler var. Evdeler. Peki, peki ya Liv? Diğerleri? Bilmiyorum. Adresini bulalım ve buradan hemen çıkalım, tamam mı? Masaya bak. Ankesörlü telefon buldum, hadi. Hayır, hayır. Mükemmel. Mükemmel. İçeride biri var. Hadi Paige'i aramak için telefonu kullanırız. Tamam, tamam. Tamam. Ha, omzunda kan var. Bunu al, üzerini ört. Tamam. İyi misin? Hepsi geçecek, tamam mı? Tamam. Sanırım zor bir gece geçirmişsiniz. Telefonunu kullanabilir miyiz? Elbette. Teşekkür ederim. Ama kullandırmak dükkan kurallarına aykırı. Bak, buradan gidelim, tamam mı? Dinle. Belki bir anlaşma yapabiliriz, ne dersin? Aklında ne var? Bak, ben ve dostum sana minnettar kalacağız diyelim. Tekrar ama. Kapıyı kilitleyeyim. Ne yaptığını sanıyorsun? Asla olmayacak. Hadi tez, numara ne? Sanırım buldum.
Burada neden seninki gibi çizimler yok ki? Kimse bilmiyor ki. Benden başka kimseye söylemedi. Adını söylediği andan itibaren konuşmayı kesti. Kapat şunu. Deniyorum. Bizi duyacaklar. Liv, dinle. O gerçek, tamam mı? Kate yakaladı ve bizim peşimizde. Andrea da gitti. Tanrım. Tess yaralı ama hayatta. Gitmeliyiz. Hastanenin yakınında Bedford Köprüsü'nde buluşalım. Bunu duydun mu? Evet. Bedford Köprüsü. Evet, tamam. Tamam, geliyoruz. Peach! Ne oluyor? Dostlar, alo, ne oluyor? Tamam, masayı döndüreceğiz. Hazır mısın? Hey! Hey! Durun! Hey! Durun! Paige! Ne oluyor? Paige! Alo! Alo Paige! Dön komandaya! Neler oluyor? Alo! Alo, neler oluyor? Aman telefonu kapat! Kes! Telefonu kapat! Aman Tanrım! Hayır, ateş etme! Neler oluyor? Hayır! Ben ortaya bakarım. Gidin. Hastanenin arkasındaki ormandalar. Herkes oraya gönder. Hastalar mı? Sanmıyorum. Sivil kıyafetleri var. Dixon. Doktor Fenton'ı buldum. Biri boğazını kesmiş. Aman Tanrım. Burada neler oluyor? Hey! Buradalar. Sanırım bulduk. Burada kal. Ben ileriye bakacağım. Tamam. Ama hemen dön, olur mu? Dixon. Emma. Dixon, bir şey yapmadan önce beni dinlemelisin. Tamam mı? Emma. Sen ne yaptın?
Ölümleriyle bir ilgin var mı? Doktor Fenton'u mu öldürdün? Hayır, hayır, bununla ilgimiz yok. Bana inanmalısın. Gerçeği söylüyorum. Yani ayrıldığın gün işler çığırından çıktı. Sonra buraya mı geldin? Hiç sanmıyorum. Hayır, hayır, lütfen. Tutuklanırsak sabahı göremeyiz. Diğerleri gibi ölürüz, lütfen. Dixon, beni tanırsın. Asla böyle bir şey yapmayacağımı biliyorsun. Anlamama yardım et Emma. Burada neler oluyor? Tamam, tamam. Jeremy ile konuşmak için döndüm. Jeremy mi? Yangın çıktığında kendini öldürmeye çalıştığının farkında mısın? Tahliye sırasında biz onu tedavi edemeden kaçtı. Jeremy hala hayattaysa çok ama çok şaşırırım. Onu durdurmaya çalışıyordu. Neyi durdurmaya? Onu işte. Kabuslarımdaki, çizimlerimdeki şu yaratığı. O şey gerçek. Üzgünüm Emma. Sahiden yardım almalısın. Lütfen, lütfen. Oradan bırak seni pislik. Söz vermiştin. Şükür sensin. Liv, neler oluyor? Tess nerede? Liv, sorun ne? Liv. Liv, ne diyorsun? Kaçmalısın, kaçmalısın, kaçmalısın. Kaçmalısın, 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 kaç! Hey! Hey! Durağına geldik. Kapıyı açmalısın! Kapıyı açmalısın! Hey! Biraz sakin ol. Kapılar bazen takılıyor.
burası. Rüyalarımdaki ev burası. Jeremy. Gitmelisin. Bunu tek başıma yapacağım. Benim yüzümden başka kimse ölmeyecek. Hayır. Ne diyorsun? Senin hatan değildi. Bak. Öyleydi, tamam mı? Benim yüzümden öldüler. Kardeşin, annen, benim yüzümden de. Hayır, o şey yüzünden öldüler. Şiiri kardeşine ben verdim Emma. Bulduğum bir kitaptan. Ne? Otobüste çantasına atmıştım. Hayır. Başka insanlara da yaptım. Başkasına iletirsem gidebilir diye düşündüm ama... Ama her şeyi mahvettim. Bak, ben başlattım, ben bitireceğim. Ne kitabı bu? Emma. Neden söz ediyorsun? Emma. Söyle. Tamam. Bu eve 9 yaşında taşındım. Bodrumun duvarında gevşek bir kilimit vardı. Kitabı orada buldum. Biri saklamaya çalışmış gibiydi. Şiiri de orada buldum. Adını da o anda söyledim. O kitap nerede şimdi? Ailemi öldürmeye çalışınca bodruma duvara sakladım. Durur sanmıştım ama durmadı. Emma, lütfen. Seni uyarmaya çalıştım. Bakım evine gittim ama polisler vardı. Beni bulmak için Doktor Fenton'u mu öldürdün? Bana adresini vermeyecekti. Senin için yaptım. Onu yok etmek için geri geldim. Şu anda yapmanı istediğim tek şey ölmen. Emma, böyle yapma. Bunu bitirmeye geldiysen bana yardımcı olacaksın. Kitabı yakmanın onu öldüreceğinden emin misin? Değilim. Kolum ısınmıyor. Bana bırak. Tamam. Özür dilerim Emma. Her şey için özür dilerim. Dokuz yaşındaydım. Korkmuştum. Ölmek istemiyordum. Annem de korktu. Kardeşim de korktu. Ve onlar da ölmek istemiyorlardı. Mümkün olsa onlarla yer değiştireceğimi biliyorsun. Ama yapamazsın. O yüzden şu kitabı bulalım ve buna bir son verelim. Buldum. Emma, dur.
yapmalıyız? Emma! Hayır! Hayır, kitabı al, onu yok etmelisin, git! Beni bırak! Hayır! Gitmelisin, hadi yok et şu kitabı, hadi! Hayır! Git! Onu alamaz lan! Gazetenin ikisini al! Bu taraftan! Yıl sonra. Tamam, çantanı takalım. İşte. Tamam. Minik maymunum, bir şey unutmuyor musun? Teşekkür ederim anne. Yemeğini unutma, tamam mı? Ödevini de aldın mı? Evet. Tamam. Okulda iyi eğlenceler. Sağ ol anne. Hey, Chloe, bu nedir? Bana Amy verdi, internette bulmuş. Çöp adamı